Salgın döneminde sevdiklerimizi korumak için aramızdaki fiziksel mesafe arttı ama manevi bağımız daha da kuvvetlendi. Dayanışmanın öneminin arttığı bu günlerde bir güzel haber de Erzurum'dan geldi. Palandöken ilçe müftülüğü geçim sıkıntısı yaşayan ailelere gıda yardımında bulundu. Koliler büyük bir özenle hazırlandı, evlerine kadar ulaştırıldı. Küçük esnafımız ve bunun yanında çalışan kardeşlerimiz onlar işinden aşından olmak zorunda kaldı. Esnafımız onların çalıştırdığı insanların bir kısmının maaşını ödemeye devam etti ama hepsine yetişemedi. Burası Erzurum'un Palandöken ilçesi. Salgın sürecinin ekonomik anlamda olumsuz etkilediği ailelere Palandöken Müftülüğü kendi bünyesinde bir yardım kampanyası başlattı. Biz dedik ki Palandöken ilçe müftülüğü olarak ilçe müftüsü, vaizi, memuru, şube müdürü, yardımcı hizmetlerdeki arkadaşlar, imam Hatip Müezzin, kayım kardeşlerimiz, Kur'an kursu öğreticilerimiz, kendi içimizde bir kampanya yapsak. Yani esnaftan, vatandaştan, cemaatimizden toplayarak değil. Biz yapalım kampanyaya, Pandemide sabırla din gönüllüsü senin adı verildi. Müftülük personellerinin destekleriyle 350'den fazla aileye gıda yardımı yapıldı. Koli yardımı, paket yardımı şeklinde arkadaşlarımız destek oldular. Bir hesap açtık. Türkiye Diyanet Vakfı, Palandöken Şubesi olarak ve Palandöken İlçe Müftülüğü işbirliği içerisinde kampanyamızın adını da pandemide sabır ile din gönüllüsü senin ile diye bir ismini de koyduk. 210 civarında personelim var ama 350-400'e yakın koli desteği verdik. Yardıma muhtaç aileler filyasyon ekiplerinin destekleriyle tespit edildi. Yine hocalarımızın filyasyon ekiplerinde evlerde tespit ettikleri onların tespitleriyle çünkü filyasyon ekiplerinde hemen hemen her sokağa eve, eve girdiler. Mağdur olan kardeş lerimizin yanında olalım diye onların tespit ettiği yerlere onların katkı sunarak hazırladığımız bu kolilerimizi onlara ulaştırdık. 400'e yakın koli dağıtmış olduk. döken Müftüsü Abdülhalim Acar salgınla birlikte gelen bu zor zamanlarda dayanışma ve yardımlaşmanın bir kat daha önem kazandığını ifade etti. Onlar maddi açıdan imtihanın ağır tarafını veriyorlar gibi gözüküyor ama bana göre onların yanında mıyız, değil miyiz? Burada biz imtandayız. Bugün onlar bu duruma düştü. Yarın kimin ne olacağını Allah bilir.